Seçime doğru 2024 programıyla yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Başkan adaylarını konuk almayı sürdürüyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkanı ve aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Doktor Cemil Tugay ile birlikteyiz. Kendisiyle projelerini konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk Nurettin Bey. Yoğun bir dönemden geçiyorsunuz. Seçim için artık son viraja da girmek üzereyiz. 13 gün gibi bir süre kaldı seçimlere. Nasıl gidiyor çalışmalarımız? Önce oradan başlayalım. Yani oldukça yoğun gidiyor ve planladığımız şekilde ilerliyor açıkçası. Dediğiniz gibi 2 haftaya yakın bir zaman kaldı artık. 2 haftadan az bir zaman kaldı ve heyecanlıyız, sabırsızız. İşte güzel bir seçim olmasını, sonucun İzmir halkı için, hepimiz için iyilikler getirmesini diliyorum. Düşündüğünüz şekilde aynı tempoda devam ediyor mu? Yoksa vatandaşlar sizin çalışmalarınız nasıl? Vatandaşın tepkileri nasıl? Gittiğiniz yerlerde nasıl bir İzmir'le karşılaşıyorsunuz? Yani işte o başlardaki tabii ister istemez beni tanımayan insanlarla bu dönemde tanışma fırsatı bulduk. Artık her yerde insanlar tanıyor. İşte sokağa çıktığımda, çarşıda, pazarda insanların yoğun ilgisini görüyorum. Evet. Çok ciddi yakınlıklar, sevgi gösteren insanlarımız var sağ olsunlar. Hepsi moral veriyor bizlere ve bir taraftan da tabii önümüzdeki dönemde belediyede yapacağımız hizmetlerle ilgili de arkadaşlarımızla beraber değerlendirmelerimiz, çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. Evet, Sayın Başkan bugün 18 Mart. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü. İsterseniz biraz da bu konuyu da konuşalım. Tarihe damga vuran, Türk tarihine damga vuran çok önemli bir zafer. 109 yıl önce bugün gerçekleşti. Şehitlerimizi analım. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz. Bildiğim kadarıyla babanız da Kıbrıs gazisiydi. Evet, evet. Babam öğretmen benim aslında. Ancak askerliğini yapmaktayken ki askere biraz geç gitti. Evet. Kıbrıs Savaşı çıktı ve o da Kıbrıs'a asker olarak gitti. Bir sene kadar orada kaldı. Benim işte küçük yaşlarımda ama iyi hatırlıyorum. Ailenin en büyük çocuğuyum ben. Oldukça endişelenmiştik. Her gün akşam işte haberlerde şey yaparlardı. O gün hayatını kaybeden askerlerin isimlerini falan okurlardı radyodan. Evet. Öyle günler yaşadık ama babam işte sağ salim geri döndü. Sonra bize orada yaşadıklarını anlattı seneler içerisinde. Yani vatani görev tabii ki çok önemli. İşte orada Kıbrıs gibi aslında ülkemiz için, ulusumuz için gerçekten çok kritik öneme sahip, stratejik öneme sahip bir soruna yönelik bir ulusal müdahalenin içerisinde, savaşın içerisinde bulunmuş olması bizim için onur oldu. Bugün madalyalarını taşıyorum. Ancak tabii ki tarihimizde yapılmış en büyük bağımsızlık mücadelelerinden birisi Çanakkale Savaşı, ülkemizi korumaya yönelik. Diğeri de Kurtuluş Savaşı'dır. Her iki savaş bizim için onurdur. Bu savaşlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, onun kazandığı zaferler ve arkasından Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olması tabii ki ulusal karakterimiz olarak hepimizin küçük yaşlarından itibaren bir şekilde benimsediği özelliklerdir. 18 Mart nedeniyle bir taraftan Çanakkale zaferimizi kutlarken diğer taraftan da bu savaşlarda kaybettiğimiz, daha sonraki yıllarda vatani görevlerini yaparken hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimizi tabii saygıyla anmak düşer bize. Evet, Çanakkale geçilmez mottosunun tarihe kazındığı çok önemli bir gün 18 Mart. Bütün şehitlerimizi böylelikle tekrar anmış olalım. Sayın Başkan, ilk 180 günde hayata geçirmeyi planladığınız çok önemli, çok ciddi projeleriniz var. Onları konuşacağız ama öncelikle bugün ülkenin içinde bulunduğu durumu açıkçası biraz konuşmak isterim. Çalışanların, çalışmayanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin içinde bulunduğu durum. Ne dersiniz? 22 yıllık AK Parti iktidarı 22 yılda ülkeyi nereye getirdi ve eğer bu seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıkarsa nereye götürmeyi planlıyor? Vallahi yani Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel geçen hafta buradaydı biliyorsunuz. Evet. Kendisiyle beraber İlçelerimizde mitingler yaptık. Oralarda çok değerli değerlendirmeler oldu, konuşmalar oldu.
Pek çok örnek verdi geçmişten bugüne. İşte öğrencilerin aldığı burs miktarı üzerinden, emeklilerin aldığı aylık maaş üzerinden. Çok net bir şey var. Yani AKP iktidara geldiği günkü durumla bugünkü durumu karşılaştırdığınızda insanların satın alma gücü ya da gelirlerinin değeri açısından baktığınızda çok ciddi değer kayıpları var. İnsanların alım güçleri çok fazla düşmüş. Yani emeklilerin işte 2002 yılında bir emekli maaşıyla 8 altın alabildiğini, çeyrek altın alabildiğini evet. söyledi Genel Başkanımız. Asgari ücretin 1,5 katı. Asgari ücretin 1,5 katıydı. Evet. Ancak bugün 2,5 çeyrek altın alabiliyorlar aldıkları parayla. İşte o 5,5 çeyrek altın değerindeki kaybı insanlarımızın belki kolayca anlayabileceği bir şekilde çevirerek anlattı Genel Başkanımız ve yani inanılmaz bir alım gücü kaybı var. Artık o tarihlerde insanlar emekli ikramiyeleriyle ev almayı düşünebiliyorlardı. Mesela araba rahatlıkla alabiliyorlardı. Yani. Şimdi böyle bir şeyi mümkün değil, düşünemiyorsunuz. Hayal etmek bile mümkün değil bu dönemde. Evet, aylık gelir de öyle. Yani şöyle oldu. Bu süreç içerisinde birileri bu ülkede elbette ki çok zengin oldu. Varlıklı hale geldi. Devletin kaynaklarını kullandılar. Kamunun kararlarıyla rant alanları yarattılar. Buralarda zenginleştiler. Ama halkın çok büyük çoğunluğu maalesef alamaz ve ciddi bir fakirlik yaşar hale geldi. Evet. Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, emeklilerin hali bu pozisyonda olduğu için de belediyeler aslında asli görevleri olmamasına rağmen ciddi bir sorumlulukla yükler hale geldi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin son birkaç yıldır gösterdiği performans gerçekten dikkat çekici. Bu noktada siz neler planlıyorsunuz? Sosyal belediyecilik anlamında özellikle emeklilere, dar gelirlerle ilgili. Yani yokluk, yoksulluk çeken, sıkıntı çeken, aç olan, açıkta olan herkese tabii ki yardımcı olmak zorundayız. Bununla ilgili yapacağımız bir sürü eylem var. Evet. Bunların bazıları düzenli sosyal yardımlar şeklinde olacak ki bunlar belediyelerde zaten var ama artmak zorunda. Artık mesela emekliler sadece tek emekli maaşıyla geçinen insanlara mutlaka aylık bir yardımda bulunmak zorundayız. Ben orada vatandaşlarımızın işte ilave geliri var mıdır, evleri kendilerine midir, kira mıdır? İşte bir takım kriterleri de gözeterek. Bu kriterler üzerinden bazılarını düzenli olarak desteklemeyi düşünüyorum emekli insanlarımız için söylüyorum. Öğrencilere verilen burçların çeşitliliğini ve miktarı mutlaka artıracağız. Anne olan, çocuklarının bakım sorumluluğu olan ama dar gelirli olan kadınlarımıza mutlaka sabit belli destekler sunacağız. Ayrıca toplu ulaşım ve su fiyatlarında dezavantajlı gruplara, dar gelirli insanlara önemli indirimler sağlayacağız. Evet, şimdi tam da bu noktadan hareketle AK Parti'nin getirdiği, ülkeyi getirdiği durum bu haldeyken... Ülke neredeyse uçurumun kenarındayken özellikle bu seçime gidilen süreçte oy oranları %3, %5, %6 olan kimi siyasi partilerin bu seçimde güya vatandaşın terazisine çıkmak adına belki tırnak içerisinde kendi tabirleri bu yönde oylarını yarım puan, bir puan artırabilmek adına bir takım tavırlar sergiliyorlar. İşte aday çıkarma vesaire. Burada Sayın Genel Başkan'ın da çok üzerinde ısrarla durduğu Türkiye İttifakı konusu da ortada dururken bu partilerin bu tavrını neye bağlıyorsunuz? Ya da bu partilere yani, verecek bir mesajınız olabilir mi buradan? Ya da adaylara? Yani bunlar yerel seçimler ve yerel seçimlerde biraz daha yerel ittifaklar üzerinden, yerelde kazanma ihtimali daha yüksek olan adayların kime, hangisine kazandırmak, hangisine kaybettirmek istediğiniz bakışı üzerinden şey yapmak, değerlendirme yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani kazanmayacağı neredeyse kesin olan birisinin aslında kendisiyle aynı tarafta olan biri başka partiye kaybettirmesinin bir mantığı gerçekten yok. Evet. Tabii demokrasi ortamındayız. Yani herkes özgürce kendi adayını belirlemekte serbest. Onun için Genel Başkanımız da diyor ki seçmen yapsın bu ittifakı diyor. Yani seçmen sandıkta şeyini göstersin, kararını göstersin ama
Kazanamayacak bir adaya oy verirken diğer taraftan istemediğiniz bir adayın seçilmesini sağlamanın da gerçekten mantığı yok gibi görünüyor. Özellikle 1 Nisan'dan sonra ortaya çıkabilecek tablolar üzerinde çok ciddi çekinceler açıkçası söyleniyor bu günlerde. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz Ankara'da ve İstanbul'da, yani bu 90'lı yıllardan bahsediyorum, İşte o çekişmeler nedeniyle aradan sıyrılan bazı belediye başkanlarının uzun yıllar boyunca İstanbul'da ve Ankara'da neler yaptığını unutmamak lazım. Böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, vatandaşın bu noktada biraz daha bilinçli olması ve tıpkı 2002'de olduğu gibi o mevcut siyasi partilere gösterilen çok ciddi bir kırmızı kart vardı. Bugün de aslında 1 Nisan sonrasını düşünerek kritik bu süreçte doğru adım atmaları gerekir diye açıkçası düşünüyorsun. Sayın Başkan, İzmir üzerine geldiğimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi bir aday enflasyonu var. Şu an 27 adayla sizinle birlikte 27 aday yarışıyorlar ama bu adaylar içerisinde belediyecilik tecrübesi olan tek aday da sizsiniz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani bu bir avantaj mıdır? Şöyle, seçimlere giderken yani ya da vatandaş bunun farkında mıdır? Bu avantajın. Muhtemelen bunun üzerine çok düşünmesini istemiyorlar diğer adaylar diye düşünüyorum. Çünkü hani belli iddialar ortaya koyuyorlar ama hakikaten belediyenin kapısından içeri girip de hani 3 gün belediyeyi yönetmemiş, hatta orada bulunmamış insanların yerel yönetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi büyük ölçekli bir kurumu yönetirken zorluk yaşayacakları çok aşikar. Evet. Yani ben 5 yıl Karşıyaka'da İzmir'in metropolinde büyük bir ilçeyi büyük şehirle iç içe bir şekilde yönetirken ister istemez önemli bir deneyim sahibi oldum. Ve bu dönemde ayrıca kendimi çok da iyi yetiştirdiğimi de düşünüyorum. Yani hem şehrin sorunlarına hakim olmak hem de çağdaş belediyecilik anlayışını geliştirmek açısından. En azından eksiklerin, problemlerin nerede olduğunu ilçe, metropol, belediye başkanı olarak bizzat yaşadım. O nedenle daha kolayca hakim olacağımı, daha kolayca yöneteceğimi söylüyorum. Hani belediye deneyimi olmayan, özellikle bir daha küçük ölçekli bir belediyede bir deneyimi olmadan direkt Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek gerçekten zor bir iş. Bu düşüncedeyim. Takdir insanlarımızındır ama bunu önemli bir avantaj olarak görüyorum kendi açımdan. Evet, vatandaşlar da bunun farkındadır diye düşünüyoruz. Tam da bu noktada aslında sizin tecrübelerinizden kaynaklı olarak az önce siz de söylediniz, Sayın Genel Başkan geçtiğimiz hafta İzmir'deydi. Ticaret odasında yaptığı bir konuşmada Karşıyaka'lı bir vatandaşla kendi arasına geçen bir diyalogdan bahsetmişti. O vatandaşın kendisinin Avrupa not almıştım. Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Raporu Türkiye denetçisi olduğundan bahisle. Karşıyaka'lı değilmiş o. Başka bir yerde karşılaşmış kendisiyle. Evet. Bununla ilgili de önemli bir atıfta bulunmuştu. Oh dedim, anlayan biri çıktı şeklinde bir konuşması olmuştu Sayın Genel Başkan'ın. Bu sürdürülebilirlik nedir Sayın Başkan? Bunu biraz anlatabilir miyiz? Bunu anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sürdürülebilirlik aslında bir kurumun başarılı olması için her şey. Yani kapsamında hem bugünkü sorunlarla baş edebilmek hem de geleceğe dair yaşanacak sorunlarla ilgili hazırlıklı olmak var diyebiliriz. Temelde Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefi var sürdürülebilirlik açısından. Bu hedefleri tutturmayı amaçlayarak yaptığınız bir stratejik çalışmadır, plandır, programdır. Burada önemli olan şey şu, yani tam olarak ne yapacağını bilen bir kurum oluyorsunuz. Nereyi hedeflediğinizi bilen. Yani işte atıyorum temiz su yönetimi, atıkların yönetimi, ondan sonra barınma problemleriyle ilgili hangi çalışmalar yapılacak, beslenmeyle ilgili hangi çalışmalar yapılacak, işsizlikle ilgili mücadele ederken neler yapacaksınız, işte toplumsal cinsiyet eşitliğinde neleri gözeteceksiniz, işte demokrasiyi geliştirmek, katılımcı demokrasiyi geliştirmek için ne tür çalışmalar yapacaksınız, bunlarla ilgili işte ana başlıklar ve alt hedefler konan bir şey, program. Birleşmiş Milletler'in bu programı. Bunu kendinize şöyle rehber edinebiliyorsunuz. Yani mevcut durumda
Bu hedeflerin neresindesiniz? Ne kadar eksiğiniz var? Daha hangi çalışmaları yapmanız gerekir? Bunu değerlendirebiliyorsunuz. Genelde yıllık raporlarla, raporlandırmalarla kurumlar kendilerini konumlandırırlar. Başarılı olup olmadıklarını buradan değerlendirebilirler. Türkiye'de uluslararası standartlarda, GRI denen standartlarda sürdürülebilirlik raporu hazırlamış olan, yayınlamış olan tek belediyeyiz biz. Evet. Karşıyaka Belediyesi olarak. Bunu çok önemsedik. Sürdürülebilirlik ofisimiz vardı. Burada şeyler kurumun, yani belediyenin birimlerini de koordine eden bir çalışma yürüdü. Uzun soluklu bir çalışmaydı. Dışarıdan beraber çalıştığımız yine kurumlar oldu. Yani Karşıyaka ve Karşıyaka Belediyesi burada kalkınma, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde atacağı adımları bilen, onlarla ilgili plan program yapabilen bir belediye oldu. İklim krizini de özel bir başlıkla açtık ve orada kentin su kaynaklarını kontrol altına alma ve onları gelecekte kullanacak şekilde hazır tutma, atığını doğru değerlendirme, yani atıklarını bertaraf etme, toplama ile ilgili, ayrıştırma ile ilgili işte özel çalışmalar yapma, kentsel gıda stratejisi belirleme ve bu gıda stratejisi ile ilgili bir eylem planı ortaya koyma gibi çalışmalar yaptık. Bunların hepsi birbirinden değerli şeylerdi. İşte su şey için yenilenebilir enerji ile ilgili çok önemli yatırımlarımız oldu. Evet. Yani yavaş yavaş atılan adımlarla Karşıyaka kendine yeten bir şehir, yakın çevresindeki kentlerle doğru entegrasyon sağlayan bir şehir, doğasını koruyan bir şehir, ekolojik sistemini doğru kurgulayan bir şehir, artı geleceğin su, gıda, enerji krizlerinde hazırlanan bir şehir olma yolunda çalıştı. Önümüzdeki dönemde inşallah ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam oradaki çalışmayı bütün İzmir'e, bütün ilçelerin koordinasyonuyla birlikte sağlayacağız. Ve İzmir, işte dayanıklılık diyorlar ya, krizlere dayanıklılık, afetlere dayanıklılık, bu gibi konularda Türkiye'nin en hazır, dünyanın en iyi çalışan şehirlerinden birisi olacak. Evet, bu konuda şöyle bir tabir vardı. O gün Sayın Genel Başkan'ın söylediği, o vatandaş kendisine bunu iletmiş. Türkiye'de bu raporu bilen sadece %20, bu %20'nin de yapacağım diyen kişisi sadece %20. Ve az önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bunu tek uygulayan belediyede Karşıyaka Belediyesi. İlginç değil mi Sayın Başkan? Bunun yani bu kadar önemli bir şeyin Türkiye'de sadece %20 oranında biliniyor olması belediyeler anlamında. Yani işte maalesef bizim yerel siyasi yapımızda bunlar şey değil. Yani popüler söylemler değil. Ancak çağdaş ülkelerin en önündeki konular bunlar. Yani sürdürülebilirlik, verimlilik, işte iklim krizi falan gibi konular, en önde olan konular. Yani burada ne yapacağını bilmek önemli. Ne yapacağınızı bilebilmeniz için bence şey var. Birleşmiş Milletler'in bizlere gösterdiği böyle bir rehber var. Uluslararası işbirliklerinde de kolaylaştırıcı bir şey bu. Yani kurumlar birbiriyle konuşurken, işte kardeş şehirlerimiz var. İşte değişik eylem planlarında ortak hareket ettiğimiz Avrupa şehirler var mesela. Bunlarla birlikte çalışırken aynı dili konuşuyor olmanızı sağlıyor bu tür çalışmalar. Evet. Önümüzdeki süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de bu sürdürülebilirlik konusunu göreceğiz anladığım kadarıyla. Son 10 dakikaya girdiğimiz işaret ediyor arkadaşlarım Sayın Başkan ama özellikle iktidarın, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, özellikle büyükşehir belediyelerine uyguladığı çok katı bir tavır var malum. İşte projelerin onaylanmaması, kredilerin onaylanmaması, uluslararası bulunan kredilerin zorlaştırılması, onaylanmaması noktasında, kamu bankalarından herhangi bir desteğin olmaması. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda İzmir için sizin de başınıza gelecek konulardan birisi. Nasıl baş etmeyi düşünüyorsunuz? Yani diyaloglarla derdimizi anlatmayı, halkı bilgilendirerek şeffaf yönetimle de insanlarımızın durumdan haberdar olmasını sağlamayı düşünüyorum. Yani şunu bilmek lazım, hani devletin yapması gereken bu görevler zorunlu olan görevler, yani keyfi değil. Yani falanca parti kazanırsa yaparım, filanca parti kazanırsa yapmam diye bir seçenek devletin önünde ama yapılıyor. Tabii. Hayır, yani yapamazlar, buna hakları yok.
Ben bu konuda kamuoyunu eğer doğru bilgilendirirsek, insanlar şehrin neye ihtiyacı olduğunu ve konunun nerede tıkandığını bilirse şey yapacaklarını zannetmiyorum, engel olabileceklerini zannetmiyorum. Evet. Yani kaynak sağlama konusunda tabii ki kendi taraftarlarına daha fazla bonkör davranabiliyorlar. Ama ben şunu söylüyorum sık sık, hani şu anda hükümetin de parası yok. Hükümetin de elinde öyle çok şey kaynaklar yok. Hükümet şu anda borçlanarak, satarak ya da yap işlet devret formülleriyle iş yaptırıyor. Yani bunların hepsi herkesin yapabileceği şeyler. Yap işlet devrette de yani o kadar kötü piyasa koşulları var ki, yani şeyin, devletin anormal aleyhine, halkın, hazinenin çok aleyhine işler yapılıyor. Şehir hastaneleri, işte otoyollar, köprüler falan, o doluluk garantileri, geçiş garantileri, inanılmaz büyük kara delikler. Yazık ediyorlar açıkçası yani Türkiye'ye. Evet. Bir de BDDK kaynaklarının kimi vakıflara aktarıldığı bir süreçten de geçti Türkiye. Çok gündeme geldi. İzmir için böyle bir şey zaten. Yani İzmir'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönettikçe buradaki kaynakları hiç kimse böyle gerici vakıflara falan tabii ki şey yapamaz yani. Evet. Kullandıramaz. Son dakikalarımıza girerken Sayın Başkan, özellikle anketlerle ilgili de son dönemde İzmir'de yaptırılan ya da yapılan anketlerle ilgili özellikle kimi çevrelerce diyeyim artık tırnak içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarında biraz gerileme olduğundan bahsediliyor. Bununla ilgili yorumunuz ne olacak? Yani şöyle söyleyeyim, her seçimden önce anketlerle ilgili çok farklı sonuçlar açıklanır biliyorsunuz. Yani gerçek ve en doğru anket seçimin bizzat kendisidir. Evet. Ben hani sahada gördüğüm ya da kendi araştırma ve değerlendirmelerimizde gördüğüm tabloya göre bu dönemde sorumluluğu yine halkın bizlere vereceğini gösterdiğini düşünüyorum ya da öyle görüyorum. Evet. Ama hani halkın iradesine karşı bir şey içerisinde olmak istemem. Yani bazen benim ağzımdan bazı açıklamalar falan görüyorum, okuyorum. Yani birileri bir şeyleri böyle cımbızla çekip de insanları tahrik edecek şekilde kullanmayı da pek seviyor ama gerçek şudur, hani biz oy oranı şu olacak, bu olacak falan diye hesap ederek değil. Şey yaparak da değil, yani böyle çok haddini aşmış söylemlerle de değil. Ama halkımıza hizmet etme isteği ve kararlılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sosyal demokrat bir belediyenin, cumhuriyetçi, laik çağdaş bir belediye başkanının halka neler vaat ettiğini, vaat edebileceğini bilerek ve bunları insanlarımıza anlatmaya çalışarak oylarını istiyoruz. Yani. Ben kuvvetli bir şekilde talibim bu göreve ve hazırım. Arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Projelerimizle birlikte hazırız. İnsanlarımızın bizi tanıdığını düşünüyorum. Dolayısıyla güven duymaları gerektiğine inanıyorum. Yani alternatif adayımıza baktığınız zaman, yani 3 dönem burada genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak hemen hemen hiçbir hizmette bulunmamış bir insan. Ve vaatleri gerçekten hani böyle şey gibi, yani hastane yapacağım, ne bileyim işte çevre yolu yapacağım, bunlar zaten şey, hükümetin yapacağı işler. Evet. İşte uygulanamayacak bir tüp geçit projesi, yani Binali Yıldırım zamanında yapılmış haliyle hiçbir şey değiştirmeden ki mahkeme iptal etti o şeyi, o zaman ihaleye çıkmaya kalktılar, kimse kabul etmedi, girmedi. Yani yap işlet devret modeliyle yapmak istediler ama kimse yapmadı çünkü çok pahalı, geri dönüşü olmayacak bir proje. Ama bunlarla bugün insanların gözlerini boyamaya çalışıyorlar. Evet. Buna güven duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim için önemli olan hani oy oranından çok kime güveneceğiz, kime güvenmeyeceğiz konusunu doğru insanlarımızın değerlendirmeleri. Şunu da belirtmek lazım sanırım Sayın Başkan. Yani 31 Mart 2019 seçimlerindeki oy oranı, %58'i biraz aşan bir oy oranı vardı o dönemde. Ama bir HDP aday çıkarmadı, İYİ Parti aynı şekilde aday çıkarmadı, bir ittifak vardı. Dolayısıyla o günle bugünü bu şekilde mukayese etmek gerekir diye açıkçası. Yani oy oranının ne olacağını şu anda net olarak hiç kimse bence bilemez yani. Çünkü halen ben kararsızım diyen bir şey var, kitle var ve
onların aslında siyasetten biraz soğuduğunu bu görüyoruz. Evet. Yani ülkenin bu kadar kötü duruma getirilmesi ekonomik açıdan, artı siyasetin kendini yenileyememesi, biraz insanlara umut verecek o değişimi gerçekleştirememesi insanları da bir şey yaratmış durumda, soğukluk. İnsanlarımızın sandığa gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, iradelerini yansıtmalarının. Bunu yaparken de kendi geleceklerine dair, çocuklarının, ailelerinin geleceklerine dair bir karar vermekte olduklarının bilincinde olmasını diliyorum. Çünkü başka türlüsü bence sorumsuzluk olur. Evet. O nedenle bu şeyle, iradeyle karar kullanıldığı zaman tercih şey olacaktır. Yani sonuçlar ortaya çıkacaktır. Peki son dakikalarımız. Siz rakip adaydan bahsetmişken şöyle bir soruyu sormadan geçmek de olmayacak Sayın Başkan. Rakip adayın, AK Parti adayının seçim afişlerinde daha önce de gündeme geldi biliyorsunuz. Özellikle parti ambleminin kullanılmaması ve özellikle Türkiye'nin birçok yerinde olmasına rağmen özellikle İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın resimlerinin, fotoğraflarının afişlerde çok fazla kullanılmamış olmasını neye bağlıyorsunuz? Yani işte mevcut kötü yönetim, insanların üzerinde kurdukları baskılar, işte yaratılan bu işsizlik tablosu, yani Türkiye'nin aşırı borçlanması, işte göçmen politikaları, devletin sahip olduğu her şeyin bir şekilde satılması ve burada devletin zafiyete düşürülmesi gibi şeylere yol açan, sonuçlara yol açan bu iktidarın bir adayı olarak bugün insanların karşısına çıkmak kendileri için dezavantaj. Öyle görünüyor. Evet. O yüzden sanki bağımsız bir adaymış gibi ya da iktidardan şeymiş gibi davranmaya çalışıyorlar. Bir de temsil ettiği zihniyette şöyle bir şey var. Hani yasakçı bir zihniyetleri var. Biliyorsunuz İzmirlilerin kendi özgürlüklerine, yaşam tarzındaki o çağdaşlıklarına verdikleri önemle ilgili bir tehdit var. Bu tehdidi de gizlemeye çalışıyorlar ama evet. Türkiye'de bugüne kadarki uygulamalarına baktığınız zaman hem merkezi hükümet eliyle hem yerel yönetimler eliyle yani İzmirlileri kandırabileceklerini zannetmiyorum. Bu böyle afişe logo koymamakla ya da işte barlara gezmekle daha böyle modern kılık kıyafet giymekle falan bunu değiştiremezler. Yani Türkiye'deki geçmişlerine baktığınız zaman Türkiye'yi geriye götürmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bunu İzmir halkının da gözlemlediğini düşünüyorum. Halen müftüler, ilkokul çocuklarını işte Kubilay'ı öldürenlerin mezarlarına götürüyorlar. Halen ilkokullarda imamlar eliyle işte ÇEDES adı verilen eğitimler verilmeye çalışılıyor. Halen işte o TÜGVA'lar, şeyler, diğer vakıflar besleniliyor, bir şekilde büyütülüyor. Belli kesimler halen zenginleştiriliyor. Yani bunları insanların görmemesi mümkün değil. Bu takiyeye de inanacaklarını düşünmüyorum. Amblem gizlemekle, genel başkan resimlerinin gizlenmesiyle hallolacak işler değil bu işler. Değil. Sayın Başkan, ilk 180 günde hızlı eylem planınız var. Aslında süremizin sonuna geldik, konuşamadık ama bu şu anda tek tek okumaya kalksak program yetmeyecek. Burada benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi su ve toplu ulaşım ücretleri adil ve dengeli hale getirilecek başlığında bir eylem planınız var. Birçok eylem planından bir tanesi bu. Zaman içerisinde kademeli olarak su fiyatlarını bir indirme sözünüz var. Bir de buradan size pas atayım. Siz bu projeyle ilgili 180 günde yapmayı planladığınız projelerle ilgili siz anlatın. İzmir'in en önemli konularından bir tanesi de çöp sorunu. Sizin bu konuyla da ilgili önemli bir projeniz olduğunu biliyorum. Çöp yakma tesisi. Buradan enerji elde ederek bir düşünceniz var, elde etme düşünceniz var. Bu 180 gündeki eylem planınızdan da son dakikalarımıza biraz söz edelim isterseniz. Şimdi ben İzmir halkına bir söz verdim. 2 yıl içerisinde dedim. Su fiyatları Büyükşehir Belediyeleri arasındaki en düşük fiyatlı su fiyatı olacak. En düşük orandaki su fiyatı olacak. Toplu ulaşımda da yapabildiğimiz azami indirimi yaparak onu da en uygun hale getireceğiz. Zaten çok yüksek değil. Ancak başlar başlamaz hemen derhal böyle belirgin indirim yapacağımız
şeyler var, toplum grupları var. Yani düşük gelirli ya da hiç geliri olmayan, dezavantajlı her kesimde. Onlar da başlar başlamaz belirgin indirimler yapacağız. Sonra genel anlamda su fiyatlarında indirimler yaparak devam edeceğiz. Yani dar gelirli, sıkıntıda olan insanlarımızın, esnaflarımızın daha fazla sıkıntıda olmasını istemem. O yüzden belediyenin tüm gücünü kullanarak ama aynı zamanda bütçesini de sarsmadan, aynı zamanda belediyeyi işlemez hale de getirmeden. Çünkü hani fiyatları düşürebilmeniz için giderlerini azaltmanız gerekiyor. Bunlar için belli bir süre içerisinde önlemler alarak ilerlemeniz gerekiyor. Ben maliyetleri düşürecek. Dolayısıyla sübvansiyon aralığımızı artırabileceğimiz önlemler alarak bu süreci götüreceğim. Başlar başlamaz ama hemen ilk mecliste belli insanlar, toplumun belli grupları için indirimleri uygulamaya başlayacağız. Onu söyleyebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Çöp yakma ile ilgili de doğru, yani bu biraz projesiyle, onayıyla işte biraz zaman isteyen bir şey. Ama çok uzun vadeler yine söylemiyorum. Başlar başlamaz hemen proje ve proje onayı için çalışmalara başlayacağız. Ondan sonra da en kısa zamanda inşaatına başlayıp hızlıca bitirmeyi düşünüyoruz. Bu mutlaka elzem olan, yapılması zorunlu olan bir tesistir. İzmir'in çöp sorununu tümden ortadan kaldıracaktır. Sayın Başkan, süremiz bitti ama ben yine bir son bir soru sorup kameraları size bırakmak istiyorum. İzmirli size niye oy versin? Bir kere her şeyden önce İzmir'i çok iyi tanıyan, İzmir'in yetiştirdiği birikimli insanlardan biri olduğum için, siyasette bir deneyimim olduğu için, 5 yıl burada ilçe belediye başkanlığı yaptığım için, güvenilir olduğuma inanıyorum ben, insanların da inandığını düşünüyorum. Bu nedenle dürüst, temiz bir anlayış göstereceğime, işte şey yapacağıma, şeffaf bir yönetim göstereceğime, katılım bir yönetim göstereceğime, insanların inandığına inandığım için bundan dolayı oylarını bekliyorum. Yani sonuçta işi bilen insanlarla, yetişmiş iyi ekiplerle ne yapacağını bilir bir şekilde yola çıkıyorum. Deneyimim var, güvenilir bir insan olduğuma inanıyorum. Yalan söylemedim ve söylemeyeceğim asla. Kendi kariyerimi geliştirmek peşinde değilim, ülkeme hizmet etmek peşindeyim. Ben geçen 5 yıl içerisinde Karşıyaka Belediye Başkanı iken hakikaten özenerek, titizlenerek hizmetimi yaptım. İnsanlarımıza her zaman saygı gösterdim. Saygısız hiçbir şeyim olmadı. Kurumun hakkını, halkın hakkını hep gözettim. Aldığım emaneti korudum, son güne kadar o şekilde getirdim. Ülkenin içinde bulunduğu en büyük, en kötü günlerde orada oldum. Yani deprem oldu, orada oldum. Yangın oldu, orada oldum. Her türlü problemde hem halkımızın yanındaydım hem sorun neredeyse oradaydım. Yani ben bu işin onurunun peşindeyim sadece. Onuru nedeniyle bu göreve talibim. Çok yorulacağımı biliyorum ama aslında yorulmuyorum. Kendimi gerçekten çalıştıkça ve bir şeyler başardıkça çok daha hafiflemiş ve iyi hissediyorum. Deneyim çok önemli. O deneyime sahip olduğum için var olan bir özgüvenim var. Başarılı olacağıma eminim. O yüzden insanların desteğini bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. Vakit ayırdınız. Size de seçimlerde başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızın da böylelikle sonuna geldik. Bir başka programda bir başka adayla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Patron olmak zordur. Aynı anda bir sürü işi çekip çevirmen gerekir. Neyse ki artık dijital köprünün süper evi var. Adı gibi süper valla. İhtiyacım olan her şey bu telefonun içinde. Mobil bankacılık, e-fatura, e-ticaret, insan kaynakları. Dijital köprü süper app'teki 20'den fazla dijital çözümle her işi halletmek süper kolay. Dijital köprü süper app'i hemen telefonunuza indirin. 300 binden fazla KOBİ gibi siz de her an her yerden işinize yetişin. Dijital, dijital.